Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle isterseniz bir bütün olarak isterseniz daha küçük parçalarla birleştirerek örebileceğiniz güzel bir çalışma yapmak istiyoruz kare bir çalışma olacak bu çalışmamız. Şöyle ortasından başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yukarı kısımda kaydırma yöntemini kullanarak kaydırıyoruz ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Örmesi son derece kolay. Lütfen böyle kaydırmayı görünce gözünüzde kesinlikle büyümesin. Gayet kolay bir sıralaması var. Hemen sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincirimizi çekerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 çekiyorum. Birinci zincirimin içerisine girerek batıyorum ve bir tane halka yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak yuvarlağımın içerisine girerek 1 ve 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4 2 defa da çektikten sonra 4 tane zincirim örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 defa da çektiğim trabzanı örüyorum. Başını doluyorum. Aynı yere 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi de şöyle alttan gizliyorum. Yeniden 2 tane trabzanımı 2 defa da çekerek örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4. Son grubumuzun son iki trabzanını örüyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı ördüm ve şu şekilde modelimizin orta kısmını ikişer trabzan 4 zincirle örerek oluşturduk. Şurada ipimizi keselim kötü görüntü olmasın zaten alta gizlemiştik. Birleştirme işlemimizi yapalım. Tığımın başını doluyorum. Bakınız en son geçişlerde lütfen bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime yani tepesine gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. 1 ve 2 defa da çektim. Burada hiç iz olmadan geçiş yöntemiyle geçtik. Yani iz olmayacak. Nereden geçtiğimiz belli olmayacak bu yöntemimizle. İkinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2 3 tane zinciri birleşme yerimin hemen üzerine örüyorum ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 tane trabzanımın üzerlerine batarak örüyorum 1 ve 2 iki. ikinciye de batıyorum trabzanımın iki tane önünde iki trabzanımı ördüm iki tane de sonunda örüyorum 1 ve 2 bakınız Buradaki aşağıdaki trabzanımın öncesindeki trabzan sonrasındaki trabzan ördüm. Toplamda 6 tane trabzan sayısına ulaştım. Araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanımdan önce de 2 tane trabzanımı örüyorum. Üzerlerine batıyorum. 1 ve 2. 2 de sonrasında örüyorum. 1 ve 2. Buradaki yapmış olduğum işlemin aynısını yaptım. 3 zincirden sonra iki trabzanımın öncesinde 2 zincir, üzerine 2 zincir, sonuna 2 zincir. Diğer iki trabzanımı da aynı şekilde örerek tamamlıyorum. Araya 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 trabzan 1 ve 2 trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. Iki trabzan da sonuna. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Son grubumu da örüyorum. 6 şart trabzan öreledik tamamladım. Şimdi geçişimi yapıyorum. trabzan bitirir bitirmez bir defa başını doluyorum. Zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 defa da örüyorum. 1 2 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum hemen yanına bir tane trabzan örüyorum bakınız hep bu aşamayla devam edecek örgümüz 2 tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlıyorum iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımdan örmeye başlıyorum 1 2 3 4 6 tane olan trabzanımızın baştan ikisini örmeyince geri kalan dördünü ördüm hep altışar trabzan üzerinden devam edeceği için modelimiz 2 trabzan artış yerine çıkarak örüyorum 1 ve 2 toplamda 6 tane trabzanımız oldu ve artış yerinde iki tane trabzanımız 3 tane zincirimiz zincir sayımızı elinizin sık ya da gevşekliğine göre 2 ya da 3 olarak belirleyebilirsiniz Evet şimdi 1, 2 tane zincirimi çekiyorum, 2 tane trabzanımı örüyorum, 2 trabzanımı ördükten sonra bakın burası tam artış yerimizin bulunduğu bölümümüz. Altı trabzanımızın ikisini artış yerimizde yapmıştık. İki zincir çektim. İki tane daha trabzanımı ördüm. Tıpkı burada yapmış olduğum işlemin birebir aynını yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Dilerseniz 3 de çekebilirsiniz. Elinizin ya da ipinizin farklılığına göre çekme işlemi yapmasın. Yani şöyle bükülmesine fırsat vermeyelim. İki zincirimi çektikten sonra bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 2. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. 2 tane de artış yerine örerek 6 sayısına ulaşıyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. Bakınız şuradaki artış yerindeyim. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. İki trabzanımı ördükten sonra bakın kaydırma işlemi yaptığımız için ilk ikiyi örmüyorum. İlk ikinin üzerine iki tane zincir çekip üçüncü trabzandan örmeye başlıyorum. Bir ve iki. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerinden örüyorum. İki, üç ve dört artış yerine geçiyorum 5 ve 6 Evet bu şekilde örerek bütün trabzanımızı yani son olan trabzanımızı da örelim hemen uzaklaşmadan hemen anlatmak istiyorum tekrar birinci grubumuzu ilk sıramızı ikişer trabzan 4 zincirle ördükten sonra üst sırayı 6 tane trabzan olarak ördük artış yerlerimizi yaptık her köşemizi 6 olarak hem sağından hem solundan ikişer ikişer artırmıştık 3. sıramızı ise Artış yerine 2 trabzan da başladım. 2 zincir çektim. Aşağıdan 2 tane trabzan atlayarak 4 tırabzan ördüm. Ve buradaki bölüm aralığında artma yerimizde 2 trabzan artarak toplamda 6 trabzan sayısına ulaştım. 2 zincirimi çektim. 2 trabzanımı artma yerine ördüm. Hemen 2 zincir çekerek 3. trabzandan örmeye başladım. Kalan trabzanımı 4 trabzanımı ördükten sonra 2 trabzanımı daha ilave ettim. 6 sayısına ulaştım. İki zinciri çekip iki tane artış yaptım 2 hatlayıp 6 tane trabzanımı ördüm ve bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamladım bütün trabzanlarımı 6 altı, altı örerek geldim şöyle düzgünce tutayım şöyle bakarak yapmak isteyen arkadaşlarımız için kolaylık olsun bu sıramızda bir iki tane trabzanımız altı trabzanımız var iki trabzanımız altı trabzanımız şeklinde ördük her köşemizde 2 tırabzanımız ve 6 tırabzanımız. Şimdi sıramız bu şekilde ta takip edecek. Hep bir sıramız bu şekilde olacak. Bir sıramız da altı altı olacak. Alttaki gibi. Evet şimdi geçişimizi yapalım. Hemen yaparak anlatmaya çalışalım. Tığımın başında oluyorum. En tepe noktaya geçiyorum. 1 ve 2. 2 defa da aldım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buraya 1, 2, 1 tane trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanım ördükten sonra tıpkı alttaki gibi iki trabzanımın sağına iki trabzan, soluna iki trabzan, ilk başlangıçtaki yapmış olduğumuz işlem gibi bütün işlemlerimiz bu şekilde devam edecek aslında. İki trabzanımızın her iki trabzanımızı yapmış olduğumuz sıranın sonunda ki sırada yani sonraki sırada iki trabzan öncesine iki trabzan sonrasına iki de kendisi altı tane trabzan sayımız olacak. Kendisine batıyorum zincirimin üzerine ü ördüm dördüncüü ördüm 2 de sonuna 1 ve 2 6 tane trabzan sayısına ulaştım Şimdi burada da 6 trabzan öreceğiz ama Şuradaki 2 tane trabzanı yukarıdan 2 zincir çekip atlayacağız tabi eli çeken arkadaşlar lütfen 3'te çekebilirler ellerinin ya da iplerinin genişliğine göre zincir ne kadar kaldıracaksa 3 4 çekebilirler 1 2 atladım üçüncüye batıyorum. tamamen bu şekilde çok çok kolay iki de dışa iki de zincir yukarıdan bakın altı tane trabzanım bir önceki sırada iki ördüğümü iki de buradan atladım buraya çıktım altı tekrar tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı örüyorum aşağıda iki trabzanım vardı onları da örüyorum 1 ve 2 2 trabzanımın soluna da 2 trabzan ekliyorum toplamda 6 trabzan sayısına ulaşıyorum 2 zincirimi çekiyorum buradaki 2 trabzanımı atlayarak tığımın başını doluyorum 3. trabzan üzerinden örerek ilerliyorum önce 4 trabzanımı örüyorum sonra artış bölümüne geçerek iki tane daha trabzanımı ilave ediyorum 1 ve 2 dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu şekilde bakınız altı altı olarak devam edecek başlangıç noktamıza kadar örerek geldim şöyle tutmak istiyorum bakınız şu şekilde modelimiz kendisini gösterdi iki sırada bir kendisini yenileyerek devam edecek bu sıramızda 6 6 6 6 6 6 olarak bütün grubumuzu 6 olarak ördük. Diğer grubumuzda ise bir alt sırada yaptığımız işlemimizi yapacağız bir sonraki sıramızda. Bakınız 4 tane olan trabzanımı hemen araya girerek şuradaki araya girerek 6'ya tamamlıyorum. 5 ve 6. 6 trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçtaki 3 zincirimin tepesine iki defa da örerek çekiyorum. Ve başlıyorum. 1-2-3 Bakın şu sırayı yapıyoruz. Ördüğümüz sıranın bir altın iki tane trabzanımı örüyorum. Zincirin birincisi. Diğer trabzanım ikincisi. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve sıradaki dört trabzanı ardı ardına örüyorum. İki de buraya örüyorum. Toplamda 6 tane trabzanım oluyor. Ve devam eden trabzanımı da bu 6 trabzanımı da yine 2 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. 2, 3 ve 4. Araya girerek zincirimin içerisine 2 trabzan daha ekliyorum. Her köşemizin başlangıcında İki trabzanımız olacak. Bu birinci köşemizin başlangıcıydı. İki trabzan, iki zincir, altı trabzan, iki zincir, altı trabzan şeklinde. Şimdi köşemizdeyim. İki zincir çekiyorum. İki tane trabzanımı ikinci köşeme başında çekiyorum. İki trabzanımı köşe başında çektim. Tıpkı burada olduğu gibi. Bakınız diğer köşemizde ve diğer köşemizde. Zincirimi çekiyorum. 1, 2. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 4 Araya giriyorum zincir içerisine 5 ve 6. Tekrar 6 tane tırabzanımı ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimiz de kayıyor. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3'üncüye batıyorum. İkinci yüzeyi de bu şekilde örüyorum. Büyüdükçe buradaki altıların sayısı çoğalacak bakınız. Büyüdükçe altıların sayısı çoğalacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir sırada ikili şöyle göstermek istiyorum. Bir sırada iki, bir sırada 6. 2 6 2 6 2 6 olarak devam edecek ve her başta her grubun kendi başında bu devam edecek. 2 Bakınız 6, 2, 6. 6 ile başlayan tamamen 6 olarak bitecek. O sıramız 6, 2 zincir, 6, 2 zincir şekliyle. 2 ile başlayan ise 2 tane trabzanın zehirli geri kalan grubumuz 6, 6 devam edecek. Bakınız 2 başlayıp devam edecek ve bu şekilde istediğiniz kadar bu kare örtümüzü büyütebilirsiniz. Örmesi son derece kolay. Bakınız çok zevkli. Evet umarım faydalı olabilmişimdir ve beğenmişsinizdir bu çalışmamızı. Umarım güzelce anlatıcı bir şekilde Açıklayabilmişimdir bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum zincir sayılarını tabi elinizin sık ya da gevşek olduğunu bazen ipler çok e, abartılı kalın olabiliyor ya da çekebiliyor o zaman 3 ya da 4'e kadar da tabi çıkarabilirsiniz çok da e, bombeleşmesin e, kasmasın da kendisini şöyle elinizde düzelttiğinizde düzgün hal alıyorsa sıkıntı yok demektir bakınız şu şekilde sıkıntı olmadan devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde küçük bir parça çalıştık ve modelimizi istediğimiz kadar büyüterek örebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.